Bu videoda ana hatlarıyla beyincikten bahsedeceğim. Evet, şimdi şuraya başlığımızı yazalım. Beyincik. Latince adıyla buna cerebellum deniyor arkadaşlar. Cerebellum. Ama bu kelimeyi beyin anlamında kullanılan cerebrum kelimesiyle karıştırmayalım lütfen. Çünkü cerebellum ya da beyincik büyük beyinle koordineli çalışan farklı bir birimdir. Bu şematik resme baktığımızda en üstte sağ ve sol yarım küreleriyle serebrumu yani beyni görüyoruz. Tamam mı? Şimdi hemen altında ise omuriliğe bağlanan beyin sapı yer alıyor. Beyin sapının arkasında ve serebrumun altında kalan şu kısım ise beyincik oluyor. Bu bölgeyi boya e, boyayla göstersem yani boyayarak göstersem daha iyi olacak. Evet. Çizimde tüm bu yapılar ön taraftan gösterildiği için beyin sapının arkasında kalan beyinciyi de pek iyi göremiyoruz maalesef. Fakat beyni arkadan yani arka taraftan gösteren şu resimde beyincik çok daha belirgin olarak görünüyor. Şu üstteki kısım beyin. Bunlar beynin sol ve sağ yarım küreleri. Beyincik ise hemen alttaki kısım yani şu işaretlediğim bölge. Bu çizimde de beyin sapına dair pek bir şey göremiyoruz. Çünkü bu defa da o arkada kalıyor. Tıpkı beyin gibi beyincikte iki lobdan oluşuyor arkadaşlar. iki lob. İşte şurada sağ ve sol beyincik loblarını burada görebilirsiniz. Şurada küçücük bir kısmını gördüğümüz şey ise aşağıda omuriliğe bağlanan beyin sapıdır. Beyinciğin merkezi sinir sisteminde üstlendiği bir takım işlevler var. Ve bu işlevler arasında belki de en dikkat çekeni hareket koordinasyonudur. Bunu da yazalım. Hareket koordinasyonu. Sinir sistemimizde hareketlerimizi kontrol eden diğer birimlerle eşgüdümlü çalışan beyincik bu işlevi büyük bir tetizlikle yerine getirir. Bir robot gibi mekanik hareketler yapmıyorsak eğer arkadaşlar bunu beyinciğe borçluyuz. Borçluyuz pardon. Çünkü beyincik hareketlerimizi yumuşatarak hassas hale getirir. Örneğin parmağımızla bir şeye dokunmaya çalışırken ihtiyaç duyduğumuz hassasiyeti büyük ölçüde bize beyincik sağlıyor. Vücut hareketlerinin koordine edilmesi, beyincikle sinir sistemindeki diğer hareket birimleri arasındaki bilgi alışverişine bağlıdır. Bu da temel olarak üç farklı süreçten oluşuyor. Şimdilik bu süreçlerden ana başlıklar halinde bahsedeceğim. Evet, bu koordinasyon sırasında beyinciğin ihtiyaç duyduğu ilk şey, motor plan hakkında bilgi almak. En basit tarifiyle motor plan, istemli bir hareketin oluşum sürecinde hangi kasların hangi yoğunlukta ve ne kadar süreyle kasılacağını belirliyor. Buradaki çizimlere çok da e, takılmayın lütfen arkadaşlar. Çünkü bu videoda beyinciyi sadece ana hatlarıyla inceliyoruz. Çok fazla detaya girmiyoruz. Motor planın beynin istemli hareketleri planlayan bölgelerinde nasıl oluşturulduğuna ve nasıl uygulamaya geçirildiğine e, sonraki videolarda daha ayrıntılı olarak değineceğim. Şimdi, biz esas konumuza dönecek olursak, beynin şu kısımlarındaki üst motor nöronlar, yani kaslarımızı hareket ettirmemizi sağlayan sinir hücreleri, akson adıyla bilinen uzantıları sayesinde aşağılara doğru inerek beyin sapına ulaşır ve şuralarda bir yerde karşı tarafa geçerler. Tabii ben oldukça basitleştirerek çiziyorum. Evet, üst motor nöronlar onca yolu kat edip buralara kadar geldi. Şimdi sıra omurilikten çıkıp kas hücrelerine bilgi aktaran alt motor nöronlarda. Örneğin kolumuzu hareket ettirmek istediğimizde beynimizin verdiği komutu kolumuzdaki kaslara ileten şey de bu sinir hücreleri yani alt motor nöronlardır. Kolumuzu dilediğimiz gibi hareket ettirebilmemiz beynimiz ve kaslarımız arasındaki bu iletişim sayesinde mümkün oluyor. Hareket bu iletişime aracılık eden üst ve alt motor nöronların ve kas hücrelerinin sayesinde gerçekleşirken mevcut motor plana ilişkin bilgiler de farklı bir kanaldan beyinciye iletiliyor. Bilgi sinyalleri beyinden çıkarak önce beyin sapına giriyor ardından da karşı tarafa geçerek çaprazdaki beyincik lobuna ulaşıyor. Bu sayede beyincik uygulanan motor plandan haberdar olmuş oluyor. Beyincik Artık motor planın farkında olduğuna göre artık planın seyrini yani icra edilen hareketin ne durumda olduğunu da öğrenmek istiyor beyincik. Bu defa da devreye pozisyon duyusu bilgileri giriyor. Evet bunu da yazıyorum. Pozisyon duyusu. Fakat bu bilgi akışı bilinç düzeyinde gerçekleşmiyor. Yani olup bitenden hiç haberimiz olmuyor bizim. Bu noktada kas duyu lifleri gibi pozisyon duyusu reseptörlerine gerçekten büyük iş düşüyor. Örneğin kolumuzun hareketi sırasında bu bölgedeki kasların ne kadar esnediği, kas liflerinin ne ölçüde uzayıp kısaldığı bu reseptörler tarafından algılanıyor ve elde edilen bilgiler somatosensoriyel nöronlar üzerinden merkezi sinir sistemine ulaştırılıyor. Omuriliğe giren bilgi sinyalleri kendilerine ait kanallardan yukarıya doğru ilerleyerek önce beyin sapına, oradan da beyinciye ulaşıyor. Şu aşamada beyinciğin yapması gereken, reseptörler tarafından gönderilen pozisyon duyusu bilgilerini yürürlükteki motor planına karşılaştırmak ve hali hazırda süren hareketin planlanan hareketle ne ölçüde örtüştüğünü saptamak. Bu durumda mesela koldaki hareketin daha yumuşak ve hassas olması gerekiyorsa yani motor planda öngörülen buysa, beyni gerekli tüm ince ayarlardan haberdar etmek beyinciğin görevidir. Aslında buna motor plan ve pozisyon duyusu bilgileri arasındaki koordinasyon için zaman zaman gerek duyulabiliyor. Ve bu da motor alanlara yani beynin hareketle ilgili bölgelerine gönderilen geri bildirim ile mümkün oluyor. Evet yazalım geri bildirim. Bu üçüncü ve son süreçte beyincik tarafından beyne gönderilen geri bildirim bu bölgelerde değerlendiriliyor ve gerekli düzeltmeleri içeren bilgi sinyalleri e, böylece oluşturuluyor. Geri bildirimin rotasını ana hatlarıyla gösterecek olursak beyincikten çıkan sinyaller beyin sapından geçerek serebrumun alt katmanlarına buradan da serebral korteksin hareketle ilgili alanlarına uzanıyor. Geri bildirim sinyalleri bu alanlarda analiz ediliyor. Başlatılan hareketin daha yumuşak ve hassas olabilmesi için gerekli düzenlemeler yine sinyaller halinde üst motor nöronlara iletiliyor. Başlatılan eylem akımı üst motor nöronların ardından alt motor nöronlara ve en sonunda da hareketi gerçekleştiren iskelet kaslarına uzanıyor. Bunun beyincik hakkında oldukça temel bilgiler içeren bir video olduğunu tekrar hatırlatayım. O yüzden lütfen burada çizimlerin basitliğine takılmayın. Hareket koordinasyonu sürecinde beyinciğin de dahil olduğu tüm bu sinyal trafiğini de olabildiğince basitleştirerek anlatmaya çalıştım. Ama yeri gelmişken beyinciğin yapısı ile ilgili küçük bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Beyinciğin sol ve sağ lobları arasında kalan şu orta kısmı daha çok vücudumuzu ortalayan kas hareketlerinin koordinasyonu ile ilgileniyor. Özellikle de yürüme eylemi sırasında. Yani yürürken vücudumuzdaki kasların ortak hareket etmesini sağlayan şey işte beyinciğimizin tam şu ortasındaki kısmıdır. Beyinciğin merkezinden uzaklaşıp kenarlarına doğru gittiğimizde ise aynı şekilde hareket koordinasyonunun kapsamı da uzuvlarımızın yani el ve ayaklarımızın uçlarıyla ilgili olmaya başlıyor. Keza kol ve bacaklarımızın birbirinden bağımsız hareketleri de beyinciğimizin sol ve sağ loblarında gerçekleşen bir dizi sinirsel faaliyetin sonucu. Konuşurken kullandığımız kasların hareketi de beyinciğin farklı bölgelerinde koordine ediliyor. Şuraya merhaba diyen bir ağız çizeyim. Konuştuğumuz esnada dudaklarımızın, dilimizin ve gırtlağımızın hareketini sağlayan ileri ufaklı birçok kas eş zamanlı ve eş güdümlü olarak çalışıyor. Düzgün bir telaffuz ve tonlama için bunun olması şart. Beyinci gerektiği gibi çalışmadığında bu koordinasyon bozulabiliyor ve konuşmakta güçlük çekiyoruz. Beyinciğin sorumlu olduğu bir diğer şey göz hareketlerinin koordinasyonu. Bu çizimde ben gözleri pek iyi yapamadım ama önemli olan ve söylemek istediğim şey bakışlarımızı dilediğimiz noktaya çevirebilmemiz, beyinciğimizdeki, beyinciğimizde göz kaslarımızı kontrol eden birimlerin düzgün çalışmasına bağlıdır. Aslında beyincik hakkında anlatacak daha çok şey var ama bence tanışma faslı için bu yeter. Ne de olsa artık beyinciğin öncelikli işlevinin hareket koordinasyonunu sağlamak olduğunu ve bunu yaparken farklı kanallardan gelen bilgileri kullandığını öğrenmiş olduk.